Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası etkili oluyor. Bir kişi hayatını kaybetti, bilgisi geldi. Şimdi yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtiliyor. Hava sıcaklığı ne derece şu anda orada merak ediyorum ve tabii ki Amerika'da son durum. Kutup kaynaklı soğukları yaşıyoruz şu anda. Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusu ve yine Orta Batı ve Batı kesimlerinde ciddi bir soğuk hava dalgası bulunuyor. Hatta bazı eyaletlerde kar, bomba, siklon soğuk havası olarak da adlandırılıyor. Senin de dediğin gibi 1 milyonun üzerinde elektriksiz şu anda ev var ve bu sorun giderilmeye çalışılıyor. Gelecek hafta salı, çarşambaya kadar da bu soğuk hava dalgası devam edecek. Hatta Kaliforniya tarafında Los Angeles ve Güney Kaliforniya'da da bazı bölgelerde kar ve sel uyarısı yapılıyor. Yani genel olarak şu anda sıkıntılı. Belli bölgelerde -5 ile -20 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu anda Washington DC'de de eksiye düşmüş durumda hava belli bölgelerde. Ama Kanada'ya baktığımız oya çünkü sadece ABD değil, bazı bölgelerde, yüksek yerlerde -50 derece şu anda. -50. Bilhassa -50 derecede. O nedenle anladığımız kadarıyla bu hafta çok soğuk bir hava dalgasıyla hem ABD hem Kanada karşı karşıya devam ediyor. Yani çok soğuk dışarıda hissediyorsunuz bunu da. O nedenle birçok eyalet valisi de uyarıları da bulundu. Evden çıkmayın, dışarıda olmayın açıklamasında bulundu. Aynı şekilde belediye başkanlarının da böyle uyarıları zaman zaman geliyor. Can kaybının bu hafta sonu da artması bekleniyor açıkçası eğer bu uyarılara uymayan Amerikalılar olursa oya.